Hepimizin ilginç ya da farklı bulduğu, doğuştan gelen ya da sonradan geliştirdiğimiz kendimize has özelliklerimiz illaki vardır. Bugün Bursa'da insanlara özel bir yeteneğiniz var mı sorusunu yönelteceğiz. Söz Bursalılar'da, hep birlikte cevapları izliyoruz. Hiçbir şeyim yok. O kadar sıradanım, o kadar sıradanım ki o kadar sıradanım. Yok. Hiçbir şeyim yok. Oo. Ama beceriksizim. İnsanların içini okumak isterdim mesela. Ay, korkunç olabilir ama bu. Öyle istediklerim mi? Evet. Bak şu var. Aklıma geldi. Bir şeyi çok istiyorsam gerçekleşiyor. Var. Evet. Çok heyecanlıyım şu an. İletişim yeteneğim. Bugün mesela gelirken iki tane çocuk gördüm. Birisi birisinin omzuna elini atmış. Oğlum dedim, hanginizin kalbinizde sevgi daha yüksek dedim. Arkadaşı arkadaşını gösteriyor, omzuna elini koyan. Dedim, gördüm ben sizi zaten. Kısaca. Tamam, ben de bahsedeyim. Benim özel yeteneğim ne? Çok güzel el yazım var birincisi. Kurguda bunu böyle şuralara bir yere şuraya falan koyduysak plaka ezberlemek. Gördüğüm bir plakayı unutmuyorum mesela. HGS gibi dolanıyorum ortalıkta. Bir adama sabah rastlarsam önemsemem. Aynı adama öğlen rastlarsam tesadüf deyip geçerim. Ama akşam karşıma çıkarsa... Kameramanımız Mehmetcan'ın çok güzel bir yeteneği var. Şimdi sizlere onu göstereceğim. İlginç özel bir yeteneğiniz var mı diye soruyoruz. Ev hanım. Torunları büyüttüm. Ya mutluyum. Benim hani o tiyatro konusuna ben çok yetenekliyimdir mesela. Daha önce oyunculuk da yaptım. O konuda yetenekliyim. Yemek pişirmek. Her türlü yemeği yaparım. Hamur işlerini daha çok severim. Başka yeteneğim gezmek. Bütün dünyayı gezmesini çok seviyorum. Çok iyi gezerim. Hislerim çok kuvvetlidir. Bazı şeylere olacağı böyle önceden hissederim ve olur da hakikaten. En güzel yemek yapmayı severim ve onu yapmayı da severim yani. Neler yapıyorsunuz? Bursalıyım ama İzmir'e gelin gittim. İzmir'in özel sebze, meze, o tür yemeklerini çok severim ve severek de yaparım. El yeteneği, damak tadı çok önemli bence. Yaptığım şeyleri beğeniyorlar, beğenerek de yiyorlar. Ben çok güzel espri yaparım yani. Aynen. Yani. Arkadaşların da aynı fikirde mi? Aynı fikirde misiniz? Aynen, aynı fikirde. Yani... Hepimiz aynı sınıftayız yani ders işlenmiyor. Çok fazla espri yapıyorum. Ya çok değişik bir yeteneğim var aslında da. Çok merak ettim şu an. Evdeki mesela tüm teknolojik şeyleri ya bakımını falan yapabiliyorum. Merak salmışım, videolarda izliyordum. Sadece hiç mesela batarya değişik olan bir telefonu sadece batarya alarak değiştirebiliyorum veya ekran olarak öyle. Bir kişiye baktığım zaman onun hissederim nasıl olduğunu. Yani gizli karakterini. İnsan sarrafısınız o zaman. Bir kere de baktım mı fark ederim yani. 3 gün olmasa 1 ay sonra çıkar. Mesela dil biliyorum. Kaç dil? 5 dil. Hangileri? Şimdi Slav dillerinin hepsini hemen hemen konuşuyorum. Mesela Polakça, Rusça, Slavakça, Hırvatça bunların hepsi Slav dili olduğu için. Bunların hepsini konuşabiliyorum. İngilizce ve Almanca da yanına ek. Hırvatça'da mesela volimte dediğin zaman tamam mı? Mesela seni seviyorum değil mi? Ya Yakohamçı, Polakçası, ya Lubletibye, Rusçası, I love you, işte işlibedi falan filan. Bir şey söyleyeceğim, neden kameraya arkanızı dönüyorsunuz? Çok korkuyorum. Mesela bir insanın rezilliğini hiç unutmam. Sonra onun yüzüne vururum böyle. Birçok çeşitli işlerde çalışarak emekli oldum. Muradım erdim. Herkes yani emekli olamaz. İlginç bir şeyim yok. Düz insanım. Teşekkür ederim. Bildiğin gibi düz bir insanız.